Merhabalar değerli arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda seven erkeklerin bile sizden vazgeçmesine sebep olan 4 büyük hatadan bahsedeceğim. Anlatacaklarım erkek psikolojisini anlamak açısından son derece kritiktir arkadaşlar. Hayatınızdaki erkek sizi sevdiği halde uzaklaşmaya başladıysa ya da yaşananlardan dolayı ayrılığı gündeme getirdiyse bu anlatacaklarımı mutlaka dinleyin. İlişkiler konusunda herhangi bir bilgisi olmayanların dediği sevseydi bu şekilde davranmazdı, seven insan asla ayrılmaz gibi safsatalara inanarak kendinizi kandırmak yerine yapıcı olarak olayları tarafsız gözle değerlendirirseniz Günün birinde de pişmanlık yaşamamış olursunuz. Unutmayın, ilişki bir süreçtir arkadaşlar ve karşılıklı anlayışa dayanır. Siz erkeği anlamayı seçmiyorsanız, erkek de sizi anlamayı seçmeyecektir. Erkeği anlamak kadın bakış açısıyla mümkün olmayacaktır. Yaşanan sorunların geneline baktığımız zaman empati yaptığını düşünen kadın arkadaşlar bu konuda yaptıklarının yeterli olduğunu düşünüyorlar ya da doğru davrandıklarını düşünüyorlar ama aslında erkeklerin doğalarına çok ters davranışlar sergiliyorlar. Bu anlattıklarımın belki hoşunuza gitmeyeceğini ve kanalımın takip edilmeyeceğini bildiğim halde hatalarınızdan bahsetmemin nedeni ilişkilerinizin daha iyi olmasını sağlamaktır arkadaşlar. Güzel bir toplumu hatalarının farkında olan bireyler oluşturur. Güzel kalpli arkadaşlarım, şimdi anlatacağım 4 madde kadınların devamlı hatalı davrandığı ama doğru olarak kabul ettiği davranışları içeriyor. Anlatacağım 4 maddeye dikkat ettiğinizde sizden vazgeçmek üzere olan ve uzaklaşan erkeğin size nasıl bağlanmaya başladığını tecrübe ederek iyi ki bu videoyu izlemişim diyeceksiniz. Hiç vakit kaybetmeden geçelim birinci maddemize. Erkekler reddedildiklerinde değil sevildiklerini hissettiklerinde kendilerini açmaya başlıyorlar. Güzel kalpli arkadaşlarım bu konuda çok büyük yanlış anlaşılmalar oluyor. E hocam seviyoruz da ne oluyor? Verdiğimiz değer kadar nankörlük görüyoruz ve garanti kadına dönüşüyoruz gibi cümlelere sığınmak çözüm olmayacaktır. Burada dikkat etmenizi istediğim şey siz kadınların sevme ve sevgiyi gösterme tarzıyla erkeklerin sevildiklerini kabul etme ve isteme tarzı birbirinden çok farklı oluyor. Öncelikle bu konuda anlaşalım. Peki erkekler sevildiklerini nasıl hissediyorlar ya da görmek istiyorlar? Erkeğe devamlı direktifler vermek, onu değiştirmeye yönelik isteklerde bulunmak, sizin açınızdan ilişkiyi sağlamlaştırmak için olsa da arkadaşlar, erkek açısından tam tersi şekilde anlaşılıyor ve onu reddettiğinizi düşünmesine sebep oluyor. Buna bir örnek vermek istiyorum ki daha net anlaşılsın. Diyelim ki erkeğin sıradan ya da önemsiz tartışmalar sonrasında bile Gönlünüzü alması için ona direktiflerde bulunursanız erkek sorunları abarttığınızı düşünecek, uzlaşma eğilimine asla girmeyecektir ve uzaklaşacaktır. Sizin buradaki amacınız ona nazlanmak ya da çok sevildiğinizi hissetmek olsa da Erkek bunun zorla yaptırılmaya çalışıldığını gördükçe direnç gösterecektir arkadaşlar. Sizler iyi niyetli olabilirsiniz ama sizin doğanızla erkeklerin doğası çok farklıdır. Bu konuyla alakalı çok fazla yaşanan bir durumdan bahsetmek istiyorum. İlişki düzgün gitsin diye erkeğe devamlı yanlışlarından bahsetmeniz ona yetersizlik hissi verecektir arkadaşlar. Erkek bu isteğinize direnç gösterdiğinde onu cezalandırma kastınız olmasa bile Sessiz kalarak kırıldığınızı göstermeye çalışmanız sadece kendinizi kandırmanız olacaktır. Burada erkeklerin tek anladığı şey ona meydan okuduğunuz ve yaptıklarının yetersiz olduğudur. Bu bakış açısıyla hangi erkeğe yaklaşırsanız yaklaşın sonuç hüsran olacaktır. Değerli arkadaşlarım bu konuda sessizliğe gömülmek ya da aşırı tepkiler vermek kesinlikle çözüm olmayacaktır. Çünkü asıl sorun erkeğin doğasına göre hareket etmemeniz ve dolaylı yoldan ona ceza kestiğinizi düşündürmenizdir. Hiçbir erkek verilen cezaya karşı sevgisel bir tepki vermeyecektir. İstisna olarak verse bile bunu bir kine dönüştürecek, ileriki süreçlerde sizi cezalandıracak adımlar atacak ve siz de mutlaka inatlaşacaktır. İşte bu yüzden nasıl olsa beni seviyor dediğime nasıl olsa gelecek gözüyle bakarsanız sevdiğiniz erkeği kendinizden uzaklaştırmış olursunuz. Sonuçta da ayrılık kaçınılmaz hale gelecektir. Geçelim ikinci maddemize. Erkeğin problemli zamanlarında ısrarla üzerine gitmeyin ve bunu kişisel olarak algılamayın. Değerli arkadaşlarım bir erkeğin sizi sevdiğini sadece sorunları sizle paylaşmak istemesiyle ölçmek isterseniz en büyük yanlışı yaparsınız. Çoğu kadın arkadaş erkek kendisini duygusal olarak açmıyor ya da sorunları anlatmıyor diye erkeği cezalandırmayı seçtiği için tüm ilişkilerinde aynı durumu yaşıyor. Çünkü erkek doğasında sorunların tek başına çözülmesi esastır. Erkekler zaten yardım istemeleri gereken zamanları da sorunlardan bahsetmeleri gereken zamanları da bilirler. Burada yapmanız gereken şey erkeğin yanında olduğunuzu söylemeniz ve anlatmak istemeyince onu zorlamaktan vazgeçmenizdir. Kadınlar kendilerine duygularını ifade etmeyen erkekleri sevmeyen erkekler olarak algıladıkları için bu konularda büyük bir direnç göstererek erkeği cezalandırma yoluna girdikleri için bu davranışları maalesef ters tepiyor ve erkek kendini daha çok kapatmaya başlıyor arkadaşlar. Erkekler istemeden onlara çözüm önermeniz ve yardımcı olmak istemeniz iyi niyetli bir yaklaşım olsa da dayatma olarak algılanıyor ve kendilerini aşağılanmış hissediyorlar. Çünkü erkek doğası bu söylenenleri sen güçsüzsün tek başına bunları halledemezsin olarak algılıyor ve kendini tamamen kapatmasına neden oluyor. Eğer onu üzüntüleri ve sorunları konusunda anlatması için zorlamazsanız bunu ya kendi başına halledecek ya da halledemediğinde kendiliğinden sizden yardım isteyecektir. Buradaki önemli nokta bunu kendi isteğiyle yapmasını beklemektir arkadaşlar. Geçelim 3. maddemize. Onun bir şeyler yapmasını istemek yerine önce kendiniz bir şeyler yapıyorsanız ve aynısını ondan bekliyorsanız en büyük hatayı yapıyorsunuz demektir. Güzel kalpli arkadaşlarım, erkekten isteklerde bulunmak ve yapmadığında kırılarak köşenize çekilmek neyse o yapsın diye öncelikle kendiniz yaparak ondan da bak ben yaptım sen de yap gibi bir yönlendirme yapmak anca dayatma olacaktır. Bu konu gerçekten çok kritiktir. Ben ilişkiye önem veriyorsam sen de vermek zorundasın. Ben yapıyorsam sen de yapmak zorundasın. Tabii ki yapacaksın gibi bir davranışa her erkek mutlaka direnç gösterecektir. Bu yüzden eğer böyle bir karşılık bekleyecekseniz hiç yapmayın daha iyi. En azından bir beklentide olmazsınız ve kendinizi boşu boşuna germemiş olursunuz. Bu konuda beklentide olmamanın en önemli yolu da hayatınıza odaklanmak ve mutluluğunuzun tek kaynağı olarak erkeği görmemektir arkadaşlar. Zaten bunu başardığınızda erkeğin de sizi fazlasıyla önemsediğini görmüş olacaksınız. Geçelim dördüncü maddemize. Olumsuz duygularınızı ifade ederken onu suçlamayı. Değerli arkadaşlar, sorumlu ilişkilerde en çok karşılaşılan durumlardan biri olumsuzlukları ifade eden kadınların aynı zamanda erkeklere değişmeleri için baskı uygulamaları oluyor. Tabii ki bu davranış erkekler açısından kabul edilmiyor ve çatışmalığa çıkıyor. Olumsuz duygularınızı erkeğe aktarmanızda herhangi bir sorun yoktur. Ama bunu yaparken onu cezalandırma ya da büyük tepkiler verme yoluna giderseniz asla olumlu bir sonuç alamayacaksınız. Diyelim ki bir konuda erken yaptığı şey hoşunuza gitmiyorsa ve devamlı söylediğiniz halde aynı şeyleri yapmaya devam ediyorsa yaklaşım tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor. Ondan uzaklaşarak ya da onu cezalandırıp ders vermeye çalışarak sadece çatışmayı daha da büyütürsünüz arkadaşlar. E hocam bu kez de olumsuz şeyleri alışkanlık haline getiriyorlar ve tepemize çıkıyorlar. Mecburen böyle baskı yapmak zorunda kalıyoruz diyorsanız Burada şunu unutmamalısınız. Konuyu değerlendirirken sıradan bir konu mu yoksa gerçek bir saygısızlık mı bunun ayrımını yapın öncelikle. Eğer büyük bir saygısızlık varsa çizgenizi net bir şekilde ifade edin. Erkekler açısından çok önemsiz ve sıradan görülen konular kadınlar için çok önemli olabiliyor. Eğer böyle bir durum varsa bunu kişisel olarak algılamadan ve suçlamadan ona söyleyin. Süreç yavaş işlese ve hemen düzelmese de baskı yapmadığınızda zamanla uyumlandığını görmüş olacaksınız. Güzel kalpli arkadaşlarım bu videonun da sonuna geldik. Harikasınız, harika kalmaya devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.